şey yaptık biz. Marmara Birlik markası mı? Seksende de 90 oldu. Bugün 90 oldu. 15 büyük boy. Evet, tamam. Büyük boy başında. Satayım. Soğuk sıkın zeytinyağı. Bu şeyleri nereden buluyorum? O da şu önce. Yani şimdi kim yaptı bu? Atın mesela çocukların devasa bir yer burası. Peki burası ne? Uğraşan maliyet ne kadarmış? Senin de bir tarih. Seraların olduğu yemeği, onu şöyle bak. Hamidiye Ziraat Lisesi'ndeyiz. Buradaki okulumuz tarihi bir okul. Ve bu tarihi okulumuz geniş bir alan içerisinde. Burada öğrencilerimiz hem tarımı, ziraatı öğreniyor hem de üretiyor. Tabii büyük bir arazi, büyük bir yapı olduğu için de burada okulun kendine göre bazı ihtiyaçları var, talepleri var. Bizler de Bursa Ticaret Bursası Başkanımızla birlikte bugün buradayız, bir araya geldik. Bu okulumuzu gezdik, inceledik. Burada bize düşen bazı vazifeler olduğunu gördük, talepler oldu. Bizler de bu talepleri yerine getirerek bu okulumuzun daha güçlü bir şekilde ayağa kalkması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Burada çocuklarımız hem eğitim görüyor, hem öğreniyor, hem de üretiyor. Dolayısıyla onların üretmiş olduğu ürünlerin pazarlanması ve bu ürünlerin daha geniş kitleye ulaşması hem tanıtım noktasında hem yine üretim aşamasında fiziki şartların iyileştirmesi noktasında bazı destekler yapacağız. Özellikle günümüz dünyasında organik ve sağlıklı ürüne ulaşma adına burada eğitimli kişilerin ortaya çıkarak ileriki aşamalarda, sektörlerde bu konuda vatandaşlara sağlıklı ürünler sunma noktasında bir nesil yetişecektir. Osman Gazi Belediyesi ile biz bugüne kadar şehirle ilgili ne talep ettiysek ben teşekkürlerimi borç biliyorum. Şehrin vizyonu konusunda Mustafa Başkanım bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Tarım Meslek Lisemizde şehrin markalaşması, Türk tarımının daha iyi bir seviyeye gitmesi, aynı zamanda eğitim noktasında bu kardeşlerimizin verimli çalışabilmesi için Osman Gazi Belediye Başkanımız bugün bizi ziyaret etti. Bir sürü destekleriyle ilgili de bütün sözleri verdi. Ben huzurunuzda başkanımıza teşekkür ediyorum. Başkanım size söz veriyoruz. Tarımda Türkiye'yi daha müreffeh seviyelere getirecekler. Aynı zamanda sizlerle beraber yeşil Bursa'mız daha yeşil, daha tarımcı bir Bursa olacaktır. Ben tekrar herkesin huzuruna başkanıma teşekkürlerimi borç biliyorum. Okulumuzun tarım eğitimi konusundaki her türlü desteğine hiçbir zaman hayır demeyen, gücümüze güç katan özellikle Osman Gazi Belediye'mize, bunun yanında ticaret borsamıza öğrencilerim adına çok teşekkür ediyorum. Tarım eğitimi, gıda üretimi, hayvancılık konusunda öğrencilerimiz okulumuza daha istekli, uygulamalı eğitimlerinde daha yüksek seviyelere gelme noktasında da başarılı çalışmalar yapacağını sözünü şimdiden veriyoruz ve bir daha teşekkürlerimi bir borç biliyorum.